Selamun aleyküm arkadaşlar. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere yine 7'den 70'e çoğunuzun bildiği güzel bir eser aktarmaya çalışacağım. Mühür Gözlüm. Mekanı cennet olsun. Rahmetli Neşet Ertaş klasiği bir eser. Eseri daha önce hiç dinlemediyseniz girip orijinalinden ya da değişik kaynaklardan birkaç defa dinlemenizi tavsiye ederim. Eseri pozisyon olarak R karar üzerinde işleyeceğiz. Akordumuz alt teller sol, orta teller do, üst teller fa. Evet, sol, do, fa. Elimde büyük teknede bir bağlama olduğu için akordu sol çektim. Bilginiz olsun. Bu dersimizde eserin saz kısmını kısaca sizlere izah etmeye çalışacağım. Bu videomuza sizlerden yeteri kadar bir beğeni, yorum gelirse, hocam eserin devamını istiyoruz şeklinde yorumlar gelirse eserin devamını işleyebilirim. Bazı arkadaşlarımız videolarımıza yorum yapıyorlar. Hocam neden dersleri yarım bırakıyorsunuz? Eserin tamamını işlemiyorsunuz gibi yorumlar geliyor. Tekrar tekrar açıkladık. Yine açıklayalım. Arkadaşlar kanalımız yaklaşık 17 bin kişiye ulaştı abone sayımız. Fakat buna rağmen gelen beğeniler, yorumlar, destek çok çok düşük. Ondan dolayı haliyle eserleri yarım bırakmak zorunda kalıyoruz. Kayıtsız, koşulsuz, şartsız paylaşmış olduğumuz bütün eserlere, derslere, egzersiz olsun, işte teknik bilgi içeren videolar olsun, arabesk olsun, türkü olsun, her ne konuda olursa olsun kayıtsız, koşulsuz, şartsız beğeni bırakmanız gerekiyor bu derslerin devamlılığı için arkadaşlar. YouTube beğeni esasına göre çalışıyor. Videoların ön plana çıkması, daha fazla kişiye videolarımızın, derslerimizin ulaşması için sizlerden gelecek beğeniler önemli. Bunu yine hatırlatmış olalım. Şimdi eseri kısaca bir çalalım. Dersini işleyelim. Ayrıntılı bir şekilde izah etmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu şekilde eseri temel hatlarıyla icra edebiliriz arkadaşlar. Esere lezzet verebilmek için eser içerisinde bazı küçük süslemeler, işçilik yapmamız gerekiyor. Kısaca izah etmeye çalışacağım. Şimdi nasıl çaldık bakalım. Dediğim gibi videomuza sizlerden yeter kadar bir beğeni ve yorum geldiği takdirde eserin söz kısımlarını da önümüzdeki derslerimizde başka bir videoda işleyebiliriz. La perdesinden başladığımızda bakın. La'ya bir vuruş yaptığımızda şöyle bir süsleme yapabiliriz. Si bemol'e. Evet. Bu arada esere lezzet verebilmek için, tavır verebilmek için mızrabı bakın fırçayla şöyle boya yapar gibi. Ve bütün tellere yatırarak kullanacağız arkadaşlar. Biraz daha yumuşak ve estetik atmanız gerekiyor mızrabı. Evet. La'ya bir vuruş yaptığımızda si bemol'e süsledik. Bakın. Sonrasında yine burada bir süsleme söz konusu. Sol perdesinde mızrabı tellere alttan yukarı çekerken özellikle alt ve orta iki tel ağırlıklı olarak kullanalım. Bakın. Burada ne yaptık? Sol'ü her alttan çektiğimizde la ve si bemol'e işçilik yaptık. Bakın dikkat edin. Gibi. Evet. Yani sonrasında sol'de tekrar vurduğumuzda bakın tek vuruşta, tek mızrak vuruşunda şöyle do'ya ulama yaptık. Sonrasında la'yı yine alttan çekerken si bemol'e burada bir işçilik yapabiliriz. Sonrasında da bakın sol'ü bastığımızda bütün telleri alttan yukarı çekerken mızrak vuruşu yukarı gelirken şöyle üstten fa'yı kapatırız. Bakın gibi. Birleştirelim. La, sol, la, sol, la, sol, la yaptıktan sonra sol, do yapıp la'dan sol, fa yaptık. Üst telde fa'yı kullandık. Evet.
Gibi. Dediğim gibi parmaklara ve mızraba belli bir ölçüde hakimseniz bu teknikleri, bunları kullanarak esere lezzet verebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında aynı tekniği soldan uygularız. Şöyle bakın. Sol ilaya çarparak bu kez fa'da vurduğumuzda şöyle gibi sol alttan çekebiliriz. Bakın. Gibi. Sonrasında aynı tekniği buradan aldık. Bakın. Fa'yı tek vuruşta la'ya ulama yaparak solü çekip fa'dan da üst tel mi bemol 2 kapatarak şu alttan yukarı çekmeyi uygulayabiliriz. Tekrar alalım. Sole la'ya çarparak fa solden devam ettik. Sol, fa sol, fa sol, fa sol gibi yürüyebiliriz bakın. Gibi bunları alttan çekebiliriz. Evet, ne yaptık burada? Sol, fa sol, fa sol, fa sol yapı. Evet, sonrasında fa la sol fa mi şeklinde mi bemol 2 kullandık üst telde. Birleştirelim iki bölümü. La'dan sonrasında solden gibi. Sonrasında da fa'dan devam ederiz. Aynı teknik. Bakın. Aynısı arkadaşlar. Bakın mi bemol 2'de evet fa'dan başladığımızda mi bemol 2'ye geçip evet mi bemol 2'de alttan çekerken fa'yı kapatabiliriz. Evet. Yapıp mi bemol 2'den de sola tek vuruşta ulama yaparak bakın fa'yı çekip mi bemol 2'de de alttan çekerken üst tel re olur burası. Burayı kapatırız. Evet. Sonrasında bak buraya kadar bir birleştirelim. 3 bölüm geldik. La'dan sonrasında solden fa'dan sonrasında mi bemol 2'den bunu yaparız. Bakın ne yaptık? Mi bemol 2'den vurup yine fa'ya ya da şöyle mi'ye de çarpabiliriz orada. İki defa re'yi alttan çektik. Mi re yapıp bunu yapabiliriz sonrasında. Re mi fa mi re re'yi buradan da aldık. Bakın. Mi re 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 mi fa mi re gibi. Evet. Yapıp sonrasında mi bemol 2'ye vurup gibi bitirebiliriz. Evet. Mi bemol 2'ye vurdu. Re iki defa alttan çekip bu kez mi bemol kullanarak bakın. Şöyle boğum dediğimiz hareketler bunlar arkadaşlar. Alttan çektik. Çekme işi bitince şu ikisini açtık. Gibi. Evet. Birleştirelim. Yani la sol la sol la sol la yapıp sol do la sol fa. Sonrasında sol fa sol fa sol fa sol yapıp fa la sol fa mi. Sonrasında fa mi fa mi fa mi fa yapıp mi sol fa mi re yaptık. Sonrasında evet. Mi yapıp mi bemol 2'den mi re yapıp mi re do re gibi bir çalım uyguladık. Bakın mi bemol orta tel boş re'den üst tel do'ya çıkmış oldu.
gibi. Sanırım anlaşıldı. Şimdi bir özetleme yapalım kesmeden. Yani değişik çalımlar da uygulanabilir arkadaşlar. Yer yer kendi duygunuzu katabilirsiniz esere. Tekrar alalım. Gibi uygulanabilir. Sanırım anlaşılmıştır temel hatlarıyla eser. Dediğim gibi esere lezzet verebilmeniz için mızraba, parmaklara belli bir ölçüde hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha önceden de eseri hiç dinlemediyseniz mutlaka girip orijinalden ya da değişik kaynaklardan dinlemenizi tavsiye ederim. Videomuza sizlerden yeteri kadar bir beğeni ve yorum geldiği takdirde eserin sözlerini videomuzun başında da hatırlatmış olduğum gibi önümüzdeki derslerimizde işleyebiliriz arkadaşlar. Videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde, videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başarılar.